Herkese selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün evde ekmek yapıyordum. Pakistan'ın o meşhur ekmeğini. Sizinle de paylaşayım diye düşündüm. Aslında bu gözlemeye çok benziyor. Ama gözlemenin içinde maya falan oluyor. Mesela onun... Hangi? Mesela onun hamurunun içinde maya oluyor, kabartma tozu gibi şeyler oluyor. Bunda sadece tuz var. Tuzla beraber onu güzel bir şekilde yoğurdum. Dolaba koyuyoruz çok rahatlıkla. İstediğim zaman çıkarıp yapabiliyorum. Pakistan'da zaten genellikle bu şekilde yapıyorlar. Bunun içinde sebze var bu arada. Patatesli bir sebze. Kenarlarından da pişireceğim. Yatırıp şu şekilde. Kenarları çiğ kalmasın. Hangi kebabı? Ya? Pratak hani? Fatma diyor ki anne pırata yiyeceğim. Çünkü bunun adı pırata. Açça beteme desi. Şu şekilde gördüğünüz gibi kenarları pişti zaten. Üstü de pişti, kenarları da pişti. Şimdi biraz daha yağlayıp arkasını çevireceğim. Bu arada ocağı da biraz kısacağım ki yanmasın. Na? Garam. Şu şekilde yağlayıp arkasını çevirdim. Gezdireceğim şu şekilde pişmesi için. Ocağı biraz daha açıyorum ki pişsin. Pakistan'da bunu çok severek yiyorlar. Yani içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Yaptığınız bir yemeği. O şekilde yemeği ezerek, bu beze açarak, bezelerin içine koyarak çok güzel bir gözleme yapabilirsiniz. Çünkü gözlemeye çok benziyor, o yüzden gözleme diyorum. Ha? Şimdi zaten bu tavadaki gözlememiş pişsin. Bu pişti. Bunu artık alacağım tabağın içine. Şu şekilde aldım. Biraz da açıldı bu arada. Şimdi ocağı da kısıyorum ki tavamız yanmasın. Ne? Garım. Abla kartun dekomelek yani. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane zaten elimde beze var. Ufak ufak bezeler yapmıştım ben iki tane. Yuvarlak halinde. Birinci bezemizi açıyoruz Merdane ile. Mama geldi. Mama geldi. Bu arada çok yumuşadı hamurum. O yüzden zaten açılıyor tavada pişince. Biraz daha böyle nasıl desem sert bir hamur yoğurursanız daha faydalı. Birincisini açtım. Buraya koydum. İkincisini de açıyorum. Evet, bunu da açtığıma göre olmuştur. Şimdi içine sebzeyi güzel bir şekilde dağıtacağım. Görüyorsunuz açtım. Tabanda da sebze var. Şu sebzeleri çatalla beraber güzel bir şekilde ezdim. Şu şekilde. İnce tabaka halinde. Buralara. Bezeyi güzel bir şekilde kaplayacağım sebzeyle beraber. Umarım bu videomu beğenirseniz. Çünkü gerçekten hem yemek yapmak hem de video çekmek zor bir şey, kolay bir şey değil. Çok da böyle kalın bir tabaka olmasın ki ekmeğiniz pişerken yanmasın, daha doğrusu sebzeler dışarı çıkmasın. O yüzden ince tabaka halinde yaparsanız daha kolay. Aç abi daha kartun da ekliyor olmaya bir bunu hakkıyla ekliyor. Bu arada bana da Urducayı ne çabuk öğrendin diyenler var. Dediğim gibi benim burada 6. yılım olacak inşallah. Yani Urducayı
Urduca'yı öğrenmeseydim de ne yapsaydım? Mama ben. Urduca öğrenmek biraz zor oldu ama öğrendim yani. Şu şekilde. Kenarlarına da biraz koy ki kenarları tepkisiz kalmasın. Mesela bu ıspanaklı da yapıyorlar burada. Şimdi ikinci bezeyi aldım elimle. Açacağım. Hangi geleneği yaptın? Geleneği? Prata? Ab made it diyor abi yapın derken. Şu şekilde kapatıyorum güzel bir şekilde. Elimle bastırıyorum kenarlarını. Sebzeyi de şu şekilde güzel bir şekilde yediriyorum hamura. Ve çeviriyorum. Gördüğünüz gibi. Yani aslında yapmak kolay. Zaten bizim Türk kadınları da çok becerikli kadınlar. Yani baklavayı yapmak demek ne kadar zor bir baklava yapılışı. Biraz da unlayacağım şimdi üstünü. Ki merdaneyi rahat bir şekilde açabileyim. Bu arada buna merdane mi diyorlar ben çok iyi bilmiyorum. Merdane mi diyorlar oklava mı? Yok yok. İnce olanı oklava diyorlar. Yani. Arkasını da biraz unlayacağım. Şimdi şu şekilde açmaya. Beni abroyu da arıyor çıktı korona. Video aktif gibi ayse krabı olacak. Şu şekilde açtım, çevirdim. Şimdi tavayı da ocağı da biraz açacağım. Isınsın. Gördüğünüz gibi burada birincisi pişti. Mama vardı. Buradan da bir fotoğraf çekmiş olduk. Bu arada çok yumuşadı yani. Anne. Prata. Anne. Aç. Medettin. Abi de ettim. Mama anne. Tavamız ısındı. Şu şekilde tavama koydum ekmeğimi. Prata mı yapko doğru gelip ler mi? İşte gördüğünüz gibi tavanın üstüne koydum. Az önce pişirdiğim gibi altını üstünü çevirip güzel bir şekilde yağlayacağım ve pişireceğim. Bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer şimdiye kadar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.